değilim Çınar. Öylesin Yeşim. Yeşim. Erkenden büyümek için birçok hata yapıyorsun. Bu gece de onlardan biri. Bu yaptığını sen de unut, ben de unutayım. Yeşim. Ne oldu sana? Kaza falan mı yaptın? Yok bir şeyim Kerem. Odama çıkar beni. Çınar. Bu gece barda olanlardan kimseye bahsetme olur mu? Lütfen. Çınar mı geldi? Şş, şu hale bak. Feneri nerede söndürürse ayakta duramıyor. Bu da kız olacak Necip Bey. Ah. Yeni mi geliyorsun oğlum? Evet amca. Sakın bu kızla geldim deme. Bunu ben getirdim anne. Nereden getirdin oğlum? Ne işin var bu kızın yanında? Ne oldu, bir şey mi oldu? Lale. Biz de onu anlamaya çalışıyoruz Zümrüt Hanım. Senin küçük kız kibrit çaksan parlayacak durumda. Yüzü gözü de darma duman. Çınar, Yeşim nerede? Odasında dinleniyor. İyi mi peki? İyi. Ufak bir tatsızlık çıktı. Şimdi daha iyi. Ben bir Yeşim'e bakayım. Hadi. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı Çınar? Yok amca. Sağ ol. O zaman yatalım. Allah rahatlık versin. Sana da Necip Bey. İyi geceler. Benim başım ağrıyor, bir kahve alacağım. Çınar, senin nereden haberin oldu bu kızın başına gelenden? Ne işin var oğlum bunun yanında? Ha? Kiminle kapıştın böyle? Neden beni aramadın? Nasıl? Zil zurna. Biraz dağılmış ama ne olduğunu anlatmıyor. Ne oldu Yeşimcim? Ne oldu canım benim? Sessizlik yemin etmiş. Konuşmuyor. Kerem, sen çık hadi. Ben ilgilenirim. Karışma oğlum. Bu kızın pisliklerinden uzak dur. Bırak, hangi belaya bulaştıysa kendi kurtulsun. Anne söyledim ya, haddini bilmezin teki sataşmış. Kızın bir suçu yok. Ha, o sanki kendini çok biliyor. Kız haliyle gecenin bir vakti içkili yerlerde gezerse her iş gelir başına. Sen beni dinle evladım. Bak sonra senin de başını yakar bu kız. Bir soğan koca kazanı kokutur. Unutma evladım. Güzel annem. Eşim benim baldızım. Karımın kız kardeşi ve aynı evde yaşıyoruz. Onun derdi beni de ilgilendirir. Yine olsa yine yaparım. Başka türlüsü bana yakışmaz. Pardon. Girebilir miyim? Çınar. Yeşim için yaptıklarına teşekkür ederim. Rica ederim Zümrüt Hanım. Biz bir aileyiz. Biliyorum yorgunsun ama... Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. İzniniz İkbal Hanım. Hadi sen de otur ya. İyi geceler. İstersen oturalım. Yok, ben ayakta kalacağım.
Böyle daha iyi. Peki. Ailenin yanında Ketum davranmanı çok takdir ettim. Dediğin gibi biz bir aileyiz. Ama bazı şeylerin özelimizde kalmasını tercih ederim. Ki gördüğüm kadarıyla sen de öylesin. Ben sadece işimi düşünüyorum Zümrüt Hanım. O daha çok genç. Yaptığı hatalarla anılması beni de üzer. Evet, bu sıralar biraz fazla hata yapmaya başladı. Herhalde bir gençlik bunalımı. Ama şimdi baş başa olduğumuza göre işin aslını senden öğrenebilir miyim? Yeşime bunu kim yaptı? Ben onun annesiyim. Bunu öğrenmek en doğal hakkım, değil mi? Tabii ki de hakkınız. Fakat bunu Yeşim'den öğrenmelisiniz. Acıyor mu? Görürsün. Yarın daha iyi hissedeceksin. İstersen doktora da gidelim. Ne olur bana söyle. Kim yaptı bunu? Biri mi yaptı? Kaza. İçkili mi kullandın arabayı? Arabayla değil. Neyse, üstüme gelme. Kaza işte. Dur, saçını tarayayım. Her şey geçecek. Merak etme. Ben buradayım. Küçükken korktuğunda da böyle oturuyordum yanında. Keşke senin gibi olabilsem. Ama olamam. Hadi. Gözlerini kapa. Yeşime ne oldu Çınar? Kaza dedi ama arabayla yapmadım dedi. Nasıl bir kaza anlamadım ki. Sordum söylemiyor da. Talihsiz bir kaza. Konuşmaya bile değmez. Şimdi nasıl? Daha iyi mi? Daha iyi değil. Ne olduysa çok sarsılmış. Yeşim için çok üzülüyorum.